yıldızların izinde. Beşir bin Sa'd. Sahabe-i kiramın önde gelenlerinden Numan bin Beşir'in babası olan Beşir bin Sa'd, 2. Akabe biatının yanı sıra Bedir, Uhud ve Hendek savaşları başta olmak üzere yapılan bütün savaşlara katılarak Allah Resulü'nün yanı başında yer aldı. Takvimler hicretin 7. yılını gösterdiğinde Şaban ayında Allah Resulü Beşir bin Sa'd'ın komutasındaki 30 kişilik birliği Medine'ye 2 günlük mesafedeki Fedek yakınlarında oturan Mürre oğulları üzerine gönderdi. Beşir bin Sa'd'ın birliği o esnada kışlık vadilerine çekilmiş olan Mürre oğullarının koyun ve deve sürülerini ele geçirdi. Hayvanlar Medine'ye götürülürken durumu öğrenen kabile mensupları çıka geldiler ve Müslümanlarla çetin bir savaşa tutuştular. Beşir bin Sa'd'ın birliğinde savaşan Müslüman askerlerin çoğu şehit düştü, gazi olan askerlerse geri çekilmeye mecbur kaldı. Ayağından ağır şekilde yaralanan ve bayıldığı için öldüğü sanılıp bırakılan Beşir, savaş bittikten sonra kendine geldi. Geceleyin yakın çevrede bulunan bir Yahudi ailesine sığındı ve yaraları iyileştikten sonra Medine'ye döndü. Aynı yılın Şevval ayında Gatafan oğullarının Medine'ye saldırmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu haber üzerine 300 kişilik bir birlik hazırlandı. Bu birliğe Hazreti Ebubekir ile Ömer'in tavsiyesi üzerine Beşir bin Sa'd kumandan tayin edildi. Hazreti Peygamber'in kendisine verdiği sancağı alan Beşir, Fedek'le Vadil Kura arasında bulunan Cinab ve Yümne doğru yola çıktı. Uyeyne bin Hısn ile işbirliği yapan Gatafanlılar, Müslümanlarla savaşmayı göze alamayıp dağıldılar. Zilkade ayında ise, Hudeybiye Antlaşması'na uygun bir şekilde yapılacak olan Umretül Kaza seferinde Hazreti Peygamber herhangi bir çatışma ihtimaline karşın beraberinde götürdüğü silahları muhafaza görevini Beşir'e verdi. Allah Resulü'nün vefatının ardından Sakife günü Ensar kendilerinden birinin halife olmasını istiyordu. Medinelilerin ısrarlarına rağmen Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesini savunan ve ona ilk biat eden Beşir'di. Beşir, 633'te yapılan Irak seferine katıldı ve Hire'nin fethinde bulundu. Ömrü boyunca tevhid dini İslam için mücadele eden Beşir, Halid bin Velid'in yönettiği Aynü't-Temr seferinde şehit oldu. Beşir bin Sa'd, cahiliye döneminde okuma yazma bilen çok az sahabiden birisiydi. Allah Resulüne çeşitli sorular sorar, aldığı cevaplarla birlikte kafasına takılan hususları açıklığa kavuştururdu. Bir gün Hazreti Peygamber'e Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirilmesini emrettiğini fakat bunun nasıl yapılacağını sordu. Bu sual üzerine Allah Resulü Allahümme salli ve barik dualarının okunacağını ifade etti. Yine bir gün Beşir bin Sa'd'la Allah Resulü arasında yaşanan hadise günümüz anne babalarına ışık tutacaktır. Beşir, eşinin ısrarı üzerine oğlu Numan'ı yanına alarak Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve Numan'a bir köle bağışladığını söyledi. Allah Resulü'nden de bu olaya şahitlik etmesini istedi. Bu olay karşısında Hazreti Peygamber diğer çocuklarına da aynı şekilde bağışlar yapıp onlar arasında eşit davranmadıkça bu nevi hibelerin uygun olmayacağını belirtti.
yıldızların izinde.